Hasan'ın dilinde. Surlarda Ulubatlı'nın elinde. Çanakkale cihadının yılında. Zemin kan kırmızı, kırmızı. Ay yıldızı ah, o mübarek bayrak, işte bu bayrak. Zemin kan kırmızı, ay yıldızı ah, o mübarek bayrak, işte bu bayrak. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. تıpkı 8 yıl önce olduğu gibi bugün de omuz omuzayız. Biriz. Beraberiz. Genci yaşlısı, kadimi ve bunun yanında kadını erkeğiyle 85 milyon hepimiz tek yumruğuz. Bu aziz milletin bir ferdi ve Türkiye Cumhurbaşkanı olarak karşımdaki bu muhteşem kardeşlik tablosundan duyduğum memnuniyeti öncelikle ifade etmek istiyorum. Bu muazzam birlik ve beraberlik için dosta güven, düşmana korku veren bu dik duruşunuz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Manevi bakımdan böyle şerefli bir makama ulaşmak, şehadetle müşerref olmak dünyada her kula nasip olmaz. 15 Temmuz gecesi darbeye direnen vatandaşlarımızdan 252 şehidimiz, evet, bu müjdeye mazhar oldu ve şehitlikle şereflendi. Şehitlerimizin yanı sıra 2740 insanımız da o gece yaralanarak gazi oldu. Rabbim peygamberlikten sonra en yüce mertebe olduğu bildirilen kahramanların hepsinden razı olsun diyorum. Aynı şekilde her biri birer fedakarlık ve cesaret timsali olan gazilerimize de Mevla'dan hayırlı, sağlıklı ve bereketli ömürler diliyorum. Yine bu vesileyle o gece televizyondan yaptığımız çağrıya icabet ederken sokaklara, meydanlara, havalimanlarına akın eden, uçakların, helikopterlerin karşısına korkusuzca dikilen, kurşunlara karşı göğüslerini siper eden,
ellerinde bayraklarıyla bir istiklal şöleni yazan tüm kardeşlerime, şahsım ve milletim adına bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Şunun bilinmesinde fayda görüyorum. Yurt dışındaki şarlatandan emir alarak pis ellerini vatanımıza uzatan FETÖ'cü alçaklar döktükleri kanla tarihimize kara bir leke olarak geçtiler. Modern dönem haşhaşilerini ne biz affedeceğiz ne de 252 evladını bir gecede kara toprağa veren milletimiz affedecektir. Ülkemize, milletimize ve milli iradenin temsilcisi olan hükümetimize kasteden bu ihanet şebekesi değil 8 yıl, 80 yıl sonra bile nefretle anılacaktır. Daha önce de ifade ettim. Bugün altını çizerek tekrar sorguluyorum ve vurguluyorum. Zalime merhamet, mazluma zulümdür. Üzerinden 8 sene geçmesine rağmen acımız da öfkemiz de tazedir. FETÖ'yle ve vesayetle mücadele azmimiz ilk dünkü kadar diridir, güçlüdür, ayaktadır. Allah'ın izniyle bu kararlılığımızdan hiçbir surette taviz vermeyeceğiz. Nasıl ki ecdadımız yedi düvele karşı Çanakkale'de canını feda ederek savaştıysa, 15 Temmuz'da da kahraman milletimizin çelikten iradesi hainleri perişan etti. Milli birlik ve karakterinde Allah'tan başka güç tanımayan kahraman milletimiz o gece de canıyla, kanıyla mücadele etti ve asla karanlığa teslim olmadı. Her zaman milletinin önünde dimdik duran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın emriyle sokaklara çıkan kardeşlerimiz tüm dünyaya darbeye nasıl karşı konulacağını ve iradesine nasıl sahip çıkacağını gösterdi. Asırlar boyu ecdadımızın sinesinde taşıdığı inanç, cesaret ve kahramanlık 15 Temmuz gecesi şehir meydanlarında milletimizin sinesinde yeniden vuku buldu. O gece vatan ve millet gayesiyle hareket eden tüm kardeşlerim hepsi birer kahramandır. Yüce Allah hepsinden razı olsun. Kahramanlarla yorulan bu toprakları kahramansız bırakmasın. Devletimize, milletimize pranga vurmak isteyenlere fırsat vermesin. Dayanışmamızı ve kardeşliğimizi daima diri tutsun. Bize düşen bundan sonra da hainlere ve işbirlikçilerine karşı her zaman uyanık olmaktır. 15 Temmuz'u unutmamak ve unutturmamaktır. İntikam duygusuyla ülkemizde her olayı provoke etmeye çalışan hain FETÖ'ye ve tüm terör örgütlerine karşı savaşta her zaman devletimizin, milletimizin ve bayrağımızın yanında durmaya devam etmektir. Allah istikametimizi daim eylesin. Kimsenin şüphesi olmasın ki o gece şehadet mertebesine ulaşan kahramanlarımız başta olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizin aziz hatıralarını ilelebet yaşatacağız. Cumhurbaşkanımızın canına kastedilmesi, milli iradenin tecelligahı meclisin bombalanması, Cumhurbaşkanlığının bombalanması, uçaklara, tanklara, tüfeklere çıplak elleriyle dur diyen vatandaşlarımıza, aziz milletimize saldıran ve mermi yağdıran bu hain güruha biz o gün, o 15 Temmuz gecesinde dur dedik. Cumhurbaşkanımız canlı olarak bağlandı ve dedi ki milletin gücünün üzerinde bir güç tanımıyorum. Sizleri meydanlara davet ediyorum ve bizler de meydanlara gittik. Bu gerçekten tarihimizde bir milattır. Milletimizde ne kadar iftihar etsek azdır. Milletimiz, insanlarımız, iyi niyetli gençlerimiz, kemale ermiş büyüklerimiz bu tezgaha görüp bunların
bu tür süfli emellerine dur dedi. Bunun patlaması da 15 Temmuz akşamıydı. İnşallah böylesine bir gece, böylesine meş'um bir zamanı artık hiçbir zaman millet olarak karşı karşıya kalmayız. Özkan Beyefendi'ye, Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Uğur İbrahim Altay Beyefendi'ye, Konya milletvekillerimiz Tahir Akürek, Orhan Erdem, Meryem Göka, Mustafa Harun... ...ile sokakta sabahlar, Allah istemedikçe tükenmez umutlar, şu birliği, beraberliği kolay mı oldu sandın? Cesaret kanındaysa korkaklık yoktur. Müdahale anındaysa mağlubiyet yoktur. Devam orkestra. Sevgili dostlar, dosta güven, düşmana korku. 15 Temmuz Konya'dayız ve meydan böyle. Mevlana meydanı böyle. Muhteşemler. Murad etseler Kerbela'yı bin uğursuz sırtlan, bir pençede kahreden Mürteza'mız var bizim. Zalimin kibrinden korkmayın ey dostlarım. Alemlerin sahibi Allah'ımız var bizim. Allah'ımız var bizim. Kimimiz nişanlı, kimimiz evli. Oh, gençliğime. Kimimiz nişanlı. Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım dedim. Sevdanla yaşar her zaman gözüm. Yanar yanar kül olur daim özüm. Başkası çıkmaz dilimden son sözüm. Hep beraber. Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım derim. Kardeşiz, 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 kardeş. Ümmetiz, 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 ümmet. Kardeşiz, 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 we'll be right back.
sonra اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى النجاة وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم Hazreti Muhammeden el Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimize salatü selamlar ediyoruz. Tahiyelerimizi, güzel dileklerimizi alemlerin efendisine arz ediyoruz. İkram eyle, haberdar eyle ya Rabbi. Ya Rabbi ruhlarını şad eyle. Hayatta olanlarına sağlık, sıhhat ve afiyetler lütfeyle Allah'ım. Velhamdülillahi rabbil alemin. Rabbena tekabbel minna. بحرمة الفاتحة